Bir tane öğrenciyle mi Zoom'a gelecek? Bir tane girecek. Bir ben, tane. Hiç gitmedi mi? Hı? Hiç gitmedi mi? Bana yardımcı olursun. Hı, olurum. Tamam. Buyurun. Abdullah. Fırat. Oldu mu? Hocam şu anda laptop'tan bağlandım. Tamam. Rahat dur. Tamam. Tamam. Abdullah sen mi? Ha, tamam. Geldi. Tamam. Teşekkür ederim. Kalındı. Çok biz 220 volt gerilimi hangi sargıya bağlıyorduk arkadaşlar? Sekonder. Hayır, primer sargıya bağlıyordu. Şu şekilde göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde ekranda göründüğü gibi. Arkadaşlar, trafomuz budur. Trafo nelerden oluşuyordu? 220 volta bağlı olan primer sargısı ve çıkışta 12 elde ettiğimiz 12 volt sekonder sargı üzerinde elde ediliyordu. Gerilim elde etmiş oluyoruz. Evet hocam. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık. Burada anlamadığınız bir durum var mı? Bana sormak istediğiniz. Yok. Hocam 220 volt'u 12 volta düşürmeye yarar hocam. Yani transformatör gerilimi yani yükseltip düşürmeye yarayan devre elemanına biz transformatör deyiz. Primer sargının gerilimi kaç volttu? 220 volt. Çok güzel. Ben Reşit Demir. Elektrik elektronik öğretmeniyim. Elazığ Merkez Şahinkaya Mahallesi'nde oturmaktayım. 4 çocuk babasıyım. Çocuklarım hepsi de okuyor. Birisi resim öğretmenliği mezunu. Birisi hukuk fakültesi son sınıfta. Oğlum tıp fakültesinde, Fırat Üniversitesi'nde. En küçük çocuğum Cemil Meriç. Fen Lisesi'nde okuyor. Hayvancılıkla uğraşan bir ailenin çocuğuyum. Pertek'te 1978 yılında dünyaya geldim. Bu süreç içerisinde hayvancılıkla uğraştığı için ailem, babam Erzincan'da ikametgah ettik. Çocukluğum o yıllarda kırsal kesimde geçti. Mezralarda. Mezralarda 8 yıl yürüyerek günde 8 kilometre şekilde ilkokul ve ortaokulu tamamladım. Ortaokulda öğrenimimi birincilikle bitirdim ve 1994'te Anadolu Öğretmen Lisesi sınavlarına girdim. Bayburt Anadolu Öğretmen Lisesi'ni kazandım. Bitirir bitirmez lisemi Fırat Üniversitesi Elektrik Elektronik Öğretmenliği bölümünü kazandım. Teknik Eğitim Fakültesi'nde. 2001'de mezun oldum. Mezuniyetten sonra atanamadım. Yıllarca mücadelemi verdim KPSS ile ilgili. O süreçte hayvancılıkla uğraştım. 2001-2007 arasında. 2007'de TEDAŞ'a yerleştim ve sözleşmeli olarak çalıştım. Özelleşmesiyle birlikte bir yılda o özel sektörde çalıştım.
Bir yıl özel sektörde çalıştıktan sonra Milli Eğitim'de Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nde memur olarak 4 yıl çalıştım. O süreçte kütüphanede çalıştım. Mücadeleyi bırakmadım. 15 yıl üst üste KPSS'ye girdim. O süreçte tabii ki ben öğretmenlere bakıyordum. Neden ben öğretmen değilim? Üzülüyordum. Kendi içimde bir ukde kalmıştı. Bir anda atanmışsın dediler. Yani sonuçlar açıklanmış. Ve baktım ki Şırnak Silopi merkeze atanmışım. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne. Tabii inanın ki o heyecanı yani yaşamak lazım. Yaşamak lazım. O günde olmasaydı, o sınavda olmasaydı yine devam edecek miydi? Bak kesinlikle ben 15 kere değil yani 45 kere girerdim. 45 kere de girerdim. Çünkü inanmıştım. Elbet bir gün olacak diyordum. İnanmıştım. Setler halinde ben KPSS kitapları aldım, getirdim, dolaba koydum. Bir gün sonra baktım ki yok. Ya dedim acaba nereye gitmiş? Meğer ki eşim tutmuş sobaya atmış hepsini. Gerçekten yani. Yakmış. Yani ben o zar zor o yıllarda 50 liraya aldığım o setleri, o kitaplar, KPSS kitaplarını tutmuş. Yani sobaya atmış. Çünkü bırakmıyordu. Eşim diyordu artık yani senin üzülmeni istemiyoruz. Sen biliyorsun. Sen her soruya cevap verebiliyorsun. Ama sen demek ki takdir ilahi atanamıyorsun. Nasibin yok. Gençlere tavsiyem şudur. Atanamayan öğretmenlere tavsiyem şudur. Siz eğer öğretmen olmak istiyorsanız mutlaka mücadele verin. Türk gençliğini yetiştirmeye çalışın. Yani o isteğinizi mutlaka yerine getirmeye çalışın.